Tuğba Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Büyük bir keyifti. Sizleri tanıyabilir miyiz Tuğba Hanım? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben 1978 doğumluyum, İzmir doğumluyum. Evet. İzmir'deki yaşantımdan, okul şeyinden sonra İstanbul'a çalışmak için gittim. Daha sonra eşimle birlikte bir Ege hayalimiz vardı. Onu gerçekleştirmek amacıyla 4 sene önce buraya taşındım. Evet, ve bu şekilde de faaliyetler şu an devam ediyor diyebiliriz. Aynen öyle. Peki neler yapıyoruz burada? Biraz tanıyalım mı burayı? Biz neler yapıyoruz? Biz zeytinyağı üretiyoruz. Ama herhangi bir zeytinyağı ürettiğimizi düşünmüyorum o anlamda. Zaten farklı bir şey olduğundan etkilenerek biz de bu sektörün içine girdik, tamamen içerisine girdik. Sağlık amaçlı polifenollü zeytinyağı üretiyoruz. Yani. Polifenollü zeytinyağından kastım şu, aslında polifenol bir antioksidandır. Çok önemli bir antioksidan. Günümüz koşullarında biliyorsunuz çok sağlıklı yaşadığımız söyleyemeyiz. Maalesef. Doğal olan özlemimiz çok büyük. O anlamda polifenol gerçek anlamda tüm dünyada bilinen dışarıdan sağlık takviyesi olarak alınabilecek çok önemli bir antioksidan. Bu da zeytin meyvesinde bulunan bir şey. Zeytin ağacının ölümsüzlüğünün en büyük nedeni de bu aslında. Her şey bu şeyle başlıyor aslında, bu amaca hizmet etmekle başlıyor. Zeytin ağacı neden ölümsüzdür diye araştırmaya başladık ilk başta. Daha doğrusu evet. İlk kurucusu başladı. Bir profesör, Amerika'daki profesör, doktor tavsiyesiyle başladı. Bu çevredeki zeytin tiplerinde bu tip antioksidan tipinin bulunabileceği ile başladı aslında bütün hikaye. Ve 800'lük skalaya göre 750 gibi oldukça yüksek bir şeyi yakalayabildik ilk senemizde. Biz hasbelkader tanıştık kendileriyle. Bizim kendimizin bir de restoranı var. Restoranımızda tadım günleri yapıyorduk. Evet. Bu bilincin oluşmasıyla ilgili daha çok zeytinyağı neden önemlidir? Zeytinyağı sohbetle için çıkmış bu olay. Evet, tamamen sohbetle ortaya çıktı. Biz de çok etkilendik. Etkilenince evet. Bu dünyanın içerisinde zaten kullanarak ilk başta başladık. Daha sonra da ortağı olarak devam ettik. Evet. Biraz bahsetmek istiyorum. Buyurun. Polifenol aslında birçok yeşil sebze meyvede, kakaoda, çikolatada olan bir şey. Fakat insan üzerinde eminim olarak çok yüksek bir oranda o eminim gerçekleşmiyor. Örneğin elmadaki polifenol seviyesi 5000 polifenol iken bunun sadece %2'sini alıyorsunuz. Yani 5000 polifenolde 10 polifenol gibi bir şey vücuda eminmiş oluyor. Evet. Zeytinyağında ise bu eminim %95'in üzerinde bir seviyede. Bu çok önemli bir şey. Şöyle düşünürseniz 800'lük skalaya göre 300-400-500 polifenol ve bunun %95'ini aldığınızı düşünürseniz oldukça yüksek oranda bir antioksidanı vücuda vermiş oluyorsunuz. Evet. Bu anlamda bu çok büyük bir cevher. Dünyada da oldukça geçerli olan bir şey. Türkiye'de bunun ilk başlatıcısı, başlangıcını yapan firma olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu da çeşitli üniversitelerde ve laboratuvarlardaki evet. Polifenol seviyesi ölçümleriyle de kanıtladık o anlamda. Evet. Bu tabii çok zor elde edilen bir şey. Her ağaçtan, her zeytin tipinden ve her sıkımda gerçekleşebilecek bir şey değil. Soğuk sıkım yapmanız gerekiyor. Hava temassız bir ortamda üretmeniz gerekiyor. Belli tip zeytin tiplerini seçmeniz gerekiyor. Nasıl anlayabiliriz peki biz yani? Bunu siz anlayamazsınız ama bu konuda uzmanlaşmış olan insanlar, buranın kurucusu gibi kişiler tabii ki belli zeytin tiplerinde bir senelik bir araştırmayı sadece buna yönelik yapmış zaten. Bir sene hiçbir üretimle uğraşmayıp sadece literatür taramış. Tüm Türkiye'deki zeytin tipleriyle ilgili. Hangi zeytin tiplerinden çıktığı konusunda bir fikri var. Ona göre belirlediğimiz belli alanlar, belirli bahçeler var. O bahçelerde çalışıldı ve o bahçelerde çalışılması sonucunda doğru sıkım yöntemiyle 17-23 derece sıcaklığı arasındaki sıkım yöntemiyle ve yaklaşık 1,5 saatte de toplandıktan sonra buraya getirilip sıkılması kaidesiyle evet. Bu polifenol seviyesinin daha da arttığını gördük, gözlemledik, bunu deneyimledik. Şu anda aslında esas yaptığımız şey polifenollü sağlık için içimlik bir yağ üretmek.
organik olmayıp da doğal yöntemlerle üretilen aslında Türkiye'de yüzlerce, binlerce ürün var. Lütfen onlara da şans tanıyın demek istiyorum. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.